بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz Recep-i Şerif ayı, üç ayların birincisi ve ilk cuma gecesi Regaib gecesi idi. Bugün de böyle mübarek bir gün, hem cuma hem de Regaib günü olmuş oluyor. Yani sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu gece Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kendisi adına ve ümmeti adına birçok lütuflarda bulunmuş, bizim hevesimizi coşturacak, rağbetimizi artıracak özellikler ve güzellikler lütfetmiştir. Bu vesileyle cuma vazifesini de eda etmek maksadıyla bir araya gelen biz Müslümanlar, cumadan önce camiye gelmek suretiyle Rabbimizin birkaç kelime ve kelamını da duyup gönüllerimizi yumuşatmaya, vazifelerimizi daha net bir şekilde öğrenmeye, kısa ifadeyle söylemek icap ederse, ebedi sermaye için, ebedi ahiret için hazırlık yapmaya efendim niyet ettik. Kıymetli dostlar, biz bir kuluz. Bizi yaratan Allah var Celle Celaluhu. Bizden bekledikleri var, istedikleri var. Bizden de razı olmadığı tavır ve davranışlar var. Kullarım, şunu sizde görmek isterim, şunları da görmek istemem dediği şeyler var. Çaresiziz biz, başka çaremiz yoktur. Rabbimizin mutlaka dediğini yapmak mecburiyetindeyiz. Biz bunu seve seve yaparız. Rabbimizden başka Rab da aramayız. Yok ki zaten. Ancak bir evlat babasının gözüne girmek ister, babasının kendisini sevmesini ister, annesinin sevmesini ister. Bir işçi patronun kendisini sevmesini ister, bir memur amirin kendisini sevmesini ister. Herkes, bir erkek eşinin kendisini sevmesini istediği gibi hanım da beynin kendisini sevmesini ister. Sevgide sıkıntı olursa iletişim azalmış oluyor. Bu ifadelerden sonra her kul da mutlaka Rabbim beni sevsin ister. İstemeli. Eşimiz bizi sevse elbette, güzel, sevmese alternatifsiz değildir yani. Bizim hayatımız ona bağlı değildir daha doğrusu. Her derdin bir çaresi var. Herkes seni kovar. İltica edecek bir yerin var, Allah'tır. Ama Allah kovarsa nereye iltica edeceksin? Allah bir insanı aziz ederse gerçekten aziz olur, onu kimse zelil edemez. Ama Allah bir insanı zelil ederse onu kimse aziz edemez.
Her şey Allah'ın elindedir. Bu itibarla biz Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin sevgisini, rızasını kazanmak mecburiyetindeyiz. Oturup kalkarız, efendim toplanıp dağılırız, yeriz, içeriz, koşarız, koşuştururuz. Ama bütün hedefimiz Mevlamızın rızasını kazanmak olmalıdır. Onun rızasını kazanan, onun sevgisini kazanan neyi kaybetmiştir ki? Onun sevgisini bulamayan, onun rızasını bulamayan neyi bulmuştur ki? Bizde bulunması gereken, Müslümanlarda bulunması gereken özelliklerden bir tanesi tevazu ahlakıdır. Tevazu bizim Türkçemizde manası Türkçeleşmiş, manası bilinen kelimelerdendir. Alçak gönüllü olmak demektir. El eşyâ-u tenkeşifu bi'aldâdihâ. Zıttı nedir? Beyazın zıttı siyah olduğu gibi, siyahın zıttı beyaz olduğu gibi, alçak gönüllü ve mütevazı olmanın zıttı da kibirli olmaktır. Kibrin zararları, vebali, günahı o dersimizin konusu değildir. Tevazuun fezail ve kemalatıdır dersimizin konusu. Sadece şu kadarını ifade edeyim. Bir insanın kalbinde zerre kadar kibir varsa, o kibir kalbinde varken cennete girmesi mümkün değildir. Evvela bu bir tedavi ve telafi edilmesi lazım. Ondan sonra yıkanıp yağlanması lazım. Ondan sonra. Yani Allah Celle Celaluhu kulunun kalbinde kibrin varlığına asla razı değildir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Furkan Suresi'nde Es-Sa'idu billah ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnâ. Rahman Teala'nın sevgili kullarının birinci özelliği yeryüzünde dolaşırken kibirli kibirli, gururlu gururlu dolaşmazlar. Mütevazi mütevazi dolaşırlar. Demek ki Allah Celle Celaluhu bizi takdir ettiği, beğendiği, razı olduğu ve sevgisine vesile kıldığı tutum ve davranış olarak tevazu ahlakını gösteriyor bize. Bir insan bir başka insandan, bir arkadaşından, bir kardeşinden üstün olduğunu bilemez ki. Mesela diyelim ki birisinin kuvveti fazladır. Güreşte onu yeniyor veya boksta onu yeniyor. Yani güreşte onu yenmek ondan üstün anlamına gelmez. Güreşte ondan üstün olabilirsin ama insanlıkta ondan üstün değilsin. Anasına babasına hizmet etmekte ondan üstün olmayabilirsin. İnsanların gönlünü almakta ondan üstün olmayabilirsin. Allah'ın rızasını kazanmakta ondan üstün olmayabilirsin ki. Yani insanların birbirinden üstün olabilecekleri yön bir tane değil ki, binlerce yön vardır. Onun için ben her yönüyle falanca kişiden üstünüm diyemezsin ki. Bir insanın kalbinde ben falanca kişilerden daha üstünüm anlayışı varsa ona kibir ve gurur diyoruz ki Allah Celle Celaluhu bu kibirin, gururun girdiği kalbi ve kalbin sahibini sevmez. Rahmetli hocamızdan şöyle bir örnek misal vaazında dinlemiştim. Bir gün İmam Efendi camiye sabah namazına gelememiş yaz mevsiminde, uyuyakalmış. Camiye gelen cemaat bakmışlar, güneş doğdu doğacak, İmam Efendi gelmedi, gelemedi. Biz ya kendi kendimize kılmalıyız, vakit çok daraldı, veyahut da aramızdan birisini imamlığa geçirmeliyiz, o bize kıldırmalıdır. Bakmışlar sağa sola, gerçekten imamlık yapmaya elverişli, ben imamlık yapabilirim diyebilecek bir kimse yok. Yok birbirimizden farkımız derler ya, öyle insanlar. Bir tanesi tutmuş bir tanesini kolundan, geç bize demiş, imamlık yap demiş, nasıl olsa. İmam gelmedi. O şimdi geç imamlık yap dedikleri zat şöyle cemaate bir bakmış, demiş ben bu cemaate imamlık yapamam ki. Zorla geçirmişler, ya tek kılacağız, ya ümminin ümmiye imameti caizdir, ya birimiz imam olacağız, geç dediler. Adam mihraba geçmiş ama böyle vav gibi olmuş yani, ben imam olacak birisi, cemaate namaz kıldıracak, bilecek birisi değilim ki. Böyle vav gibi durmuş namaza. Onun namaza geçirildiğini imam olarak
ön tarafa geçirildiğini gören cemaatten bir parçası da safın ucunda bakmış, falanca adamı mı geçirmişler minareye? Allah Allah. Acaba benim namazım bu adamın arkasında olur mu diye düşünmüş. Yani ben ondan daha becerikliyim anlamında düşünmüş. Sonra evine gitmiş, yatmış, uyumuş. Uyuyunca rüyasında şöyle bir ses gelmiş kendisine. Hayatın boyunca bir namazın kabul edilmişti, o da bu sabah namazıydı. Onu da sen kabul etmedin, bu adamın peşinde benim namazım olmaz dedin. Öyleyse kabul edilmiş hiçbir namazın yoktur, haberin olsun. Şimdi o cemaatin kılmış olduğu namazlar içerisinde en kabule şayan o beceriksiz adamın kıldırdığı namazdı. Neden? Çünkü o adam mihraba geçerken ben bu işin hakkını veremem, imamlık yapamam, bu cemaate imam olamam diye bütün alçalabileceği kadar alçaldı, tevazu edebileceği kadar etti. Öbür adam ise benim bu adamın arkasında namaz olmam, o namazım olmaz dedi, havalandı, hindi gibi şişti. Efendim ne oldu? Herkesin namazı kabul edilmişken onun namazı kabul edilmedi diye işareti geldi kendisine. Onun için Allah kibri sevmez, gururu sevmez ama tevazuyu sever, mütevazu olanı sever. Tevazu ve bütün güzel huyların her birisinin bir ölçüsü vardır. Aşırısı da yanlıştır. Yani bir insan kendisine hakaret edilecek, çör çöp haline getirilebilecek bir durumda tevazu etmesi doğru olmaz. Yani bir Müslümanın izzetini de koruması gerekir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bakmış ki adamın bir tanesi böyle tevazudan sebep bir yerlere sürünüyor falan, aşırı derecede tevazu yapıyor. Kaldır kafanı bakayım. Müslüman değil misin? Müslümanım. Madem Müslümansın, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer Müslümansanız en yüce sizsiniz. Müslüman azizdir. İslam insanı aziz etmiştir. Ne öyle mıymıntı mıymıntı dolaşıyorsunuz? Demek ki tevazu, kendini efendim mümin kardeşlerinin arasında üstün görmeyip onların arasında İdare edilmesi gereken birisi olarak görmek tevazudur. Ama bunu aşırıya götürdüğün zaman yanlış olur. Ona temelluk deniyor Arapçada. Bu asla caiz olmaz. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri bizde görmek istediği özelliklerden bir tanesi tevazudur dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kuludur. Ama Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Es-sa'le vahfiz cenahake limen ittaba'ake minel mu'minin. Habibim, müminlerden sana tabi olanlar var ya, tevazu kanatlarını ger onlara. Tevazu kanatlarını ger onlara. Yani Aleyhissalatu vesselam Efendimize iman eden insanlara karşı mütevazı olmayı Allah emrediyor. Peygamberine bunu emrediyor. Bütün peygamberlere Allah Celle Celaluhu bunu emretmiştir. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kendisi: "İnne Allah evha ileyye en tevazu." Allah Celle Celaluhu bana vahyetti, dedi ki: "Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen ve senin izinden yürüyenler, talimatım size şudur: tevazu edin, alçak gönüllü olun. Kibir, gurur asla kabul etmem sizden. Hatta la yefkar ahadun ala ahadin. Kimse kimsenin üzerine böbürlenmesin, ben şöyleyim, ben böyleyim demesin. Bu durumu sizde görmek istemem. Ve la yebgî ahadun ala ahadin. Kimse kimseye azgınlık ve taşkınlık yapmasın. Kimse kimsenin hakkına ve haddine tecavüz etmesin diye Allah bana vahyetti diyor sevgililer sevgilisi Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıymetli dostlar,
Bir insanın anasına, babasına karşı, hocasına karşı, büyüklerine karşı mütevazı olması gayet doğal ve normaldir. Olması da gereken bir şeydir. Bir insan babasına karşı kibirleniyorsa, annesine karşı kibirleniyorsa, hocasına karşı kibirleniyorsa, bu kibir bu insanın tinetine, cibiliyetine, ahlakına yerleşmiş çok büyük felaket bu. Kanser hastalığından daha felaket. Bir insan kendi ekranı arasında, kendisi gibi olan arkadaşları arasında bile mütevazı olması lazım, alçak gönüllü olması lazım, onları kendisinden daha değerli görmesi lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde muhtelif yerlerde şuna vurgu yapar. Ey insanoğlu, aslın neydi bir düşün bakalım der. Hatta bazen açık açık söyler, sen adi bir damla su değil miydin? Adi bir damla su değil miydin? Hepimizin aslı bir damla meniydi. Daha sonra kan fıstığına dönüştü, anne rahminde bekledi, durdu. Belli bir süre sonra dünyaya geldi. Geldiğimiz yollar belli, geldiğimiz maddeyi aslıyemiz belli. Gideceğimiz yer neresi? Gideceğimiz yerde mezardır. Ne olacak orada? Çürüyeceğiz. Ne olacak? Böceklere yem olacağız. Evveli bir damla meni. Son tarafı efendim çürümüş et parçası, böceklerin saldırdığı, yediği, yumulduğu bir et parçası. Hani leş tabirini kullanmak istemiyorum ama insanın evveli budur, ahiri budur. Evveli ve evveli bu olan, ahiri bu olan bir varlık kibirlenmeye, gururlanmaya hakkı olmamalıdır. Kibirlenmemeli, gururlanmamalı, haddini bilmeli, mütevazı olmalı. Kardeşime, abime, kız kardeşime, ablama karşı ben nasıl kibirlenebilirim ki? Komşuma karşı nasıl kibirlenebilirim ki? Meslektaşıma karşı nasıl kendimi üstün görebilirim ki? Üstünlük ancak takva iledir. Takva da gönüllerde, kalplerde yerleşmiştir. Onu da gözle göremeyeceğimize göre kimin takvası kiminkinden az, kiminki kiminkinden fazla bilemeyiz. Geçen de böyle açık saçık bir kadın geldi. Yani sokakta görsem bunun dini hassasiyeti var mı yok mu aklımın köşesinden geçmezdi. Kıyafeti itibariyle söylüyorum. Ama kadın sorduğu fetvada ısrarla öğrenmek istediği noktada bakıyorum ki haram konusunda öylesine hassas, öylesine hassas ki kıyafetine baktığın zaman o hassasiyetin onda olacağını tahmin etmiyorsun. Yani sen insanların şekline bakarak ne yapamazsın, ben ondan üstünüm diyemezsin. Onda öyle hassasiyetler olur ki o hassasiyetler 40'ta biri sende bende yoktur. Kibirlenmek kimsenin hakkı değildir. Biz haddimizi bileceğiz. Mutlaka arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, çevremize, aile bireylerimize, herkese karşı alçak gönüllü olmak mecburiyetindeyiz. Allah Celle Celaluhu peygamberine böyle vahyetmiştir. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor ve diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. Bir insanın parası var, malı var, sadaka veriyor. Yetimlere, fakirlere, yoksullara, Kur'an hizmetlerine, Allah için vereceği yerlere veriyor. Hiçbir zaman sadaka malı azaltmaz. 40 bin liradan 1000 lira verdiğin 39'a düştü gibi gözüküyor ama asla azaltmaz. Neden azaltmaz? Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Estaizu billah وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُقْلِفُمْ. Siz her ne şeyi, her ne miktarı Allah için infak eder harcarsanız Allah onun yerini doldurur. Hacca gidip de gelen insanlar haçta harcadıkları paraları efendim kısa zamanda Allah onun yerini dolduruyor. Bütçeden ciddi bir zafiyet meydana gelmiyor, eksiklik meydana gelmiyor. Allah için yaptığın her harcamanın yerini Allah doldurur. Allah dolduracağı kesindir ama nasıl dolduracağını çaktırmadan doldurur. Döndüğün zaman kasandaki para 39'a düşmüştü. Şimdi bakalım bir 40'a çıktı mı öyle bakarsan bulamazsın onu. Ama sen bir başka yere para harcaman gerekiyordu. Bir trafik kazasında, bir hastalıkta,
Bir başka şeyde birisi paranı çarpacaktı. Allah Celle Celaluhu ne yapar? O çarpılacak olan 1000 lirayı çarptırmaz. Trafik kazası olacaktı, orada 1000 lira harcayacaktın, onu yaptırmaz. Dolayısıyla para cebinde kalmış olur. Hem de Allah için verdiğinin karşılığını bir de ahirette almış olacaktın. Trafik kazasını harcasaydın ahirette onu alacak değildin yani. Veya birisi çarpsaydı, çarpılmış olacaktın. Sadaka malı azaltmaz. Sadaka mala bereket verir. Efendim, ömre de bereket verir. Kaza belayı da def eder. Onun için biz sadakalarımızı efendim hayatımızın sigortası olarak görürüz. Elhamdülillah bizim insanımızda, Türk milletinde babalarımızdan, dedelerimizden aldığımız terbiye ile sadaka duygusu vardır. Çok affedersiniz, bir köpeğe ekmek vereceğimiz zaman çocukluğumuzda, bir kediye bir yiyecek vereceğimiz zaman annelerimiz bize derdi ki, oğlum sadakaya niyet et, sadakaya niyet et. Köpeğe vereceğimiz bir ekmek parçasına bile sadakaya niyet et derlerdi. Öyle genlerine yerleşmişti sadaka duygusu. Köpeğe verilen sadaka olur mu? Tabii olur. Kediye verilen sadaka olur mu? Tabii olur. Her ciğer sahibine verdiğin sadaka olur tabii. Allah'ın yaratmış olduğu sonuçta varlıklardır bunlar. Hiçbir zaman verilen sadaka ne yapmazmış? Malı azaltmaz, serveti azaltmaz. Bilakis verdiğin ahiret sermayesine dönüşür, Allah da yerine bereket verir, yerini doldurur. Bu hadis-i şerif ama ayet-i kerimeyi de okudum size, paylaştım sizinle. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفٍ اِلَّا عِزًّا diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana birisi bir suç işledi. Bu eşin olabilir, çocuğun olabilir, talebe olabilir, arkadaşın olabilir, ortağın olabilir, komşun olabilir. Sana karşı bir suç işledi. Şimdi sen de diyorsun ki, kardeşim sen bu yanlışı yaptın mı? Yaptım, evet. Ben bunu sildim, yok kabul ediyorum, affettim seni. Diyorsun. Bir insan eşinin, çocuğunun, komşusunun, ortağının, arkadaşının, herhangi bir kardeşinin bir kusurunu affederse, kendisine karşı olan bir kusurunu affederse, affeden insanın Allah izzetini yükseltir. Allah onu aziz eder. Affettikçe yükselirsin, yücelirsin. Mesela diyelim ki, hocayız, öğretmeniz, talebemiz bir suç işlemiştir. Çocuk da cezayı hak ettiğini anlamış, öğretmen ona bir tokat vursa, ben bunu hak etmiştim diyecek olduğunu düşünelim. Öğretmen ona bir tokat durmuş olsa ne yapmış olacak çocuk? Diyecek ki tamam, ben bu tokatı hak ettim diyecek. Nötrleşmiş olacak. Ama öğretmen ona dese ki, yavrum sen dayağı hak ettin ama ben seni affettim. Sen mükemmel bir delikanlısın. Bunu ben görmezlikten geldim dese ne olur? O öğretmen o öğrencinin gözünde dağ gibi olur, değil mi? Ona karşı sevgisi, muhabbeti, ilgisi farklı bir öğretmendir onun için o. Farklı bir öğretmendir. Anlatırlar. Öğretmen öğrencilerle beraber maç yaparken bir öğrenci öğretmenin ayağına çelme takıyor. Öğretmen bir yuvarlanıyor, ayağı kırılıyor. Öğrenci şimdi ne oldu, ne olacak, ne oldu, ne olacak diye düşünüyor. Öğretmenle kurulu toplanıyor. Öğretmenin ayağını kıran öğrenciye ne ceza verelim diye toplanıyorlar. Kurul toplanıyor, kurula ayağı kırılan öğretmen geliyor. Diyor ki, arkadaşlar benim için mi toplandınız? Evet. Hayır. Bu delikanlının bir kusuru yok ki. Oyuna katıldık, oyun gereği. Olmuş böyle bir yanlışlık. Asla ve katla bu çocuğa benden dolayı bir ceza veremezsiniz. Annesi, babası, çocuk ceza geleceğini beklerken diyorlar ki, öğretmen seni savundu, asla buna ceza veremezsiniz dedi. Ne oldu şimdi? O öğretmen, o öğrencinin gözünde, velisinin gözünde dağ gibi büyüdü. Bir insan kendisine karşı işlenen suçu affederse ne olurmuş? İzzeti artar, izzeti. Öyleyse sadaka vermek malı azaltmaz. Affetmek insanın
aşağılamaz, belki insanı aziz eder. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ Bir insan Allah için tevazu ederse, alçak gönüllülük yaparsa, Allah onu yüceltir de yüceltir. Bir insan alçak gönüllü ise, etrafındakiler onu sever. Melekler onu sever. Allah onu sever. Bundan daha büyük izzet ne istersiniz? Mütevazı olmak, alçak gönüllü olmak, hem meleklerin sevgisini, hem çevrendeki insanların sevgisini, hem de Allah'ın sevgisini celbeder. Evet, sadaka vermek malı azaltmaz, affetmek insanı aziz eder, izzetini artırır ve Allah için yapılan tevazu da insanı Allah nezdinde yükseltir. Kıymetli dostlar, ağaçlara baktığımız zaman 10 metre, 20 metre, 30 metre ne kadar büyüklüğünde ağaç olursa olsun, tepesindeki dallar yemyeşildir. Tepesindeki dallar yemyeşildir. Nasıl yeşil oluyor? Yaprakları yemyeşil, dalları kessen su var içerisinde. O su, yağmur yağıp da o dalın tepesindeki yaprağı o hale getirmiyor. Evvela o su nereye iniyor? Toprağa iniyor. Ağacın dibine iniyor, köklerine iniyor, tevazu ediyor, alçalıyor. Alçaldıktan sonra nereye çıkıyor? Ta tepeye çıkıyor. Yani insan alçalmadıktan sonra yükselemez. Sen tevazu edeceksin ki Allah seni yüceltsin, Allah seni yükseltsin. Arkadaşlarımıza karşı, çevremize karşı, meslektaşlarımıza karşı bazı özelliklerimiz olabilir, bazı maharetlerimiz olabilir. Aman Allah'ım, sakın bunu kibre vesile kılmayalım. Sakın bunu kibre vesile kılmayalım. Benim vitrinim, komşumun vitrininden çok daha kaliteli. Ben 50 bin TL harcadım, onun o kadar harcayacak parası yoktu. O da 10 bin TL'lik bir vitrin hazırladı. Sen kibirlenirsen Allah ona öyle müşteri gönderir ki sen nal toplarsın, o müşteriden para toplar. Asla ve kata Allah'ı darıltacak yanlış bir işe bulaşmamak lazımdır. Vitrinin güzel olması kibirlenmeye sebep mi ki? Asla. İnsan daima mütevazı olmalı, alçak gönüllü olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini paylaşayım. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Tuba limen tevada'a fi gayri men kasatin." Bir insan kendisini noksanlaştıracak, alçaltacak şeylerin dışında tevazu ederse müjdeler olsun ona. Ne demek yani? Yani bir insan çok affedersiniz haramlara bulaşır, kirli işlere bulaşır. Orada alçalsa ne olacak? Zaten alçaktır o. Öyle değil. Allah için tevazu eder, alçak gönüllülük yaparsa ona müjdeler olsun diyor. وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ İnsan kendi kendine değerlendirdiği zaman diyor ki yani ben bu insanlar hepsi benden değerli be. Sözüyle değil, içindeki değerlendirmesiyle bunu söylüyor. Rahmetli babam, Cenab-ı Hak bütün ölülerimize rahmet eylesin. Bir Allah dostunun sohbetinde bulunuyor. Evliyaullah'tan birisinin sohbetinde bulunuyor yıllar önce, 60'lı yıllarda. O sohbette sağda soldaki insanları böyle sakallı, şalvarlı, cübbeli böyle melek gibi görünce kendisi anlatıyor. Dedim ki diyor içimden, Allah bu kadar cemaatin içerisinde benden daha gerisi yoktur herhalde. Bunlar hepsi melek gibi insanlar. Benden daha aşağısı, benden daha ednası yok bunların içerisinde diye içimden geçti dedi. Ben öyle düşünür düşünmez kürsüdeki Allah dostu dedi ki, ey cemaat, içinizde kim derse ki, ben bu cemaatin içerisinde en düşük benim, gerçekte en aziz odur. Kim derse bu cemaatin en düşüğü benim, o cemaatin en azizi odur. İçindeki duyguya cevap vermiş oldu. Ben yüceyim, ben yükseğim dersen alçaksın. Ben alçağım, düşüğüm dersen o zaman yükseksin. وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ Bir insan kendini nasıl kabul edecek? Arkadaşları, çevresi içerisinde
Yani gerçekten arkadaşlarım benden değerlidirler. Onların benden değerli yönleri çok fazladır. Bu şekilde değerlendirecek fi gayri min gayri meseleti. Evet, bir insan kendisini efendim böyle düşünecek ama bu düşüncenin yanında şöyle bir yanlış yapmayacak. Elini açıp da birilerinden işte dilencilik yapmak suretiyle, yani bu noktada bu kadar da değil. Bu yönüyle değil. Dilencilik dinimizde bir günlük yiyeceği olan, bir oyunluk yiyeceği olan insan için dilencilik haramdır. Ve dilencilik insanın ne yapar? Nefsini, onurunu ayaklar altına almış olur. Dolayısıyla dilencilik bir günlük yiyeceği olan insan için caiz değildir, helal değildir. Ve müminin onuruna yakışmaz. وَاَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. Müjdeler olsun o insana ki, helalinden topladığım parası vardı, malı vardı ama bunu isyan olmayan yerlerde harcamıştır. İnfak etmiş, harcamıştır ama nerede harcamış onu? İsyan olmayan yerde harcamıştır. Şimdi dostlar, bugün buradayız, yarın ahiretteyiz. Bizim vazifemiz gerçekleri söylemektir. Sizin de bizim de her birimizin vazifesi gerçekleri yaşamaktır. Diyelim ki bir düğün yapıyoruz. Yaptığımız düğünde affedersiniz içki var, dans var, kadın erkek karışık, her türlü haramın hepsi var. Ve biz bunlar için de bir sürü de para veriyoruz. Şimdi bu harcadığın paranın hesabını vermeyecek misin? Kocatepe'ye imam olarak geldiğim ilk günlerde, ilk senelerdeydi. Kış mevsimi. Gece saat 2'de birisi aradı beni. Gece saat 2'de. Buyurun dedim. Dedi hocam bizim bir ihtiyacımız var dedi. Buyurun dedim. Bir nikah meselesi var dedi. Nasıl dedim yani? Gece saat 2'de ne nikah? İşte hocam bizim bugün düğünümüz vardı da. Tamam kardeşim, gece saat 2 ne nikah ya? Siz evleneceğinizi bilmiyor muydunuz? Nikaha ihtiyacınız olduğunu bilmiyor muydunuz? İkide ne nikah? Ben anladım meseleyi. Mesele ne arkadaşlar, dostlar? Adam şimdi 12'ye kadar her türlü haramı işleyecek, her türlü cinayeti işleyecek. Daha önce de nikah kıyarsam bu işlediğim haramlar nikahımı zedeler. Nikahım zedelenmesin diye ne yapayım? Önce yiyeceğim naneyi affedersin yiyeyim de sonra nikah kıyayım. Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya kardeşim, sen nikahta oturuyorsun Hoca Efendi'nin karşısında, Hoca Efendi sana diyor ki Allah'ın emriyle, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesiyle. Neresi Allah'ın emrine uyuyor ki senin yaptığın işin? Neresi Peygamber'in sünnetine uyuyor ki yaptığın işin? Bir insan kazandığı malı harcarken nereye harcadığını hesabını verecek mi, vermeyecek mi? Bu benim param, istediğim gibi harcarım diyebilir misin? E kardeşim, biz elimizdeki parayı, cebimizdeki parayı çıkarsak, kibriti çaksak, yaksak, mahkeme bize ceza verir mi, vermez mi? Bu senin parandır, istediğin gibi kullan, istersen yak der mi, demez mi? İzin vermez ki, yakamazsın ki, yakma hakkın yok ki. Nasıl ki bir parayı yakma hakkın yoksa, onu haramda kullanma hakkın da yoktur. Nereden kazandın, nereye harcadın sorusunun cevabını mutlaka herkes verecek. Onun için ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Müjdeler olsun o insana ki helalinden cem ettiği parayı isyan olmayan yerde harcamıştır. Masiyet olmayan yerde harcamıştır. وَرَحِمَ اَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ. Müjdeler olsun o insana ki gariban insanlara, fakir insanlara, yetimlere acıyor, merhamet ediyor, ne yapabilirim diye düşünüyor, elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Ve خَالَقَ اَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ. Müjdeler olsun o insanlara ki fıkıh, yani haramı helali bilen, dinini bilen alimlere ve gönül ehli olan, hikmet sahibi olan Allah dostlarıyla oturup kalkıyor. Kıymetli dostlar, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana seni demiş. Beni dinleyen siz dostlarım, ey cumada Allah'ın emrini ifa etmek için camiye gelen kardeşlerim, vicdanlarınıza sesleniyor ve diyorum ki her birinizin değişik mesleklerde değişik arkadaşlarınız, dostlarınız vardır.
Ve diyorsunuz ki ben bu arkadaşımla bir yediğimiz ayrı gidiyor. Öylesine sevdiğiniz arkadaşlarınız vardır. Peki gerçekten Allah için sevdiğiniz, arkadaş gibi davrandığınız kıymetli bir hoca efendiniz var mıdır? Sizin onu tanıdığınız, onun da sizi tanıdığı, gerçekten muhabbet makamında kendisiyle oturup kalktığınız, meclisine gidip geldiğiniz, bilmediklerinizi sorduğunuzu öğrendiğiniz, işte bu benim dostumdur diye sizin adınıza diyebilecek bir hoca efendiniz var mı? Bir gönül ehli var mı? Bir var ki haramı helali anlatır. Bir de var ki gönül ehlidir. Konuştuğu zaman affedersiniz gevezelik yapmaz. Bir kelime söyler, taşı gediğine oturtur. Saatlerce dinlediğin vaazdan çok daha önemli bir cümleyle beraber kalbine oturması gerekeni oturtur. Böyle gönül ehli insanlar. Böyle insanlarla oturup kalkanlara müjdeler olsun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben gerçekten hayatımın en önemli anlarını, en sevinçli anlarımı Allah dostu olduğuna inandığım, hikmet ehli olduğuna inandığım insanlar meclisinde onlarla oturup kalkmaktan aldığım zevki şahit olun hiçbir şeyden almam. Hiçbir şeyden almam. Geçen de bir vesileyle bir yaşlı hoca efendinin, hadis alimi hoca efendinin ziyaretine gittim, dersine katıldım. Dersine katıldığımda baktım ki gerçekten yani gönül ehli bir insan olmanın yanında gerçekten de iyi bir alim. Dersi yatsıdan sonra olmasına rağmen, o saatte benim için en yorgun saat olmasına rağmen seve seve başladım dersine gidiyorum. Onun dersinin meclisinde bulunup o hikmetli sözlerinden istifade etmeyi büyük bir şeref kabul ediyorum kendim için. Onun için kendim için sevdiğimi sizin için de söylüyorum. Diyorum ki ey dostlar, siz iyi niyetli insanlarsınız. Allah'ın evinde buluşmuş dostlarız biz beraberce. Dolayısıyla burada bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz müjdeler olsun o insana ki fıkıh ehliyle yani haramı helali dini bilen alimlerle ve hikmet ehliyle, gönül ehliyle, insanların ruhuna hitap eden, ahlakını olgunlaştıran, efendim gönül ehliyle ihtilat eden, onlarla oturup kalkan, onlarla dostluk kuran insanlara müjdeler olsun diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun için ben her birinize mutlaka arkadaşlarınız, dostlarınız vardır, meslektaşlarınız vardır, bir araya toplanıp çay partileri tertiplediğiniz, ha ha hi hi deyip de seviştiğiniz, muhabbet kurduğunuz insanlar vardır. Olacak bunlar zaten. Ancak diyorum ki size, bunlar size ne kadar fayda verir, fayda vereni hangisidir, fayda vermeyeni hangisidir? Bazısı lehte olabileceği gibi bazısı aleyhte olabilir. Ama her birimiz şunun hesabını yapmalıyız. Ya ben hasta olduğum zaman doktora ihtiyacım var, iyi doktoru ararım. Peki benim kalbim hasta. Kalbim hasta. Ne demek kalbim hasta? Ya ben Allah'ı sevmem gerektiği gibi sevemiyorum. İbadete aşık olmam gerektiği gibi aşık olamıyorum. Eşimi sevdiğim gibi, işimi sevdiğim gibi, ibadetimi sevemiyorum. Bu bir hastalık değil midir? İman zafiyeti değil midir? Evet. Bunu telafi edecek, hasta olsam doktoru arıyorum. Bu manevi doktoru da bulmam lazım. Bir aile doktoru diyorlar şimdi, öyle mi? Aile doktoru. Senin de bir aile hocan olmalıdır. Haramı helali bilen, gönül ehli olan bir aile hocan olmalıdır. Muhabbet ve dostluk kurduğun, rahatlıkla kafandaki, kalbindeki meseleleri, şüphelendiği şeyleri kendisine sorabileceğin, yarın öldüğün zaman senin tezkiyeni adam gibi yapabilecek insanlara ihtiyaç vardır. Tuğba limen tâbe kesbuhu ve salihat seriretuhu diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Müjdeler olsun kazancı temiz olan, helal olan ve niyeti halis olan insanlara ve kerumet alâ niyetu, dışına baktığın zaman tavır ve davranışları da olgun olan insana ve azale aninnâsi şerrehu, bütün yanlışlarından ve kötülüklerinden insanları uzaklaştırmış, daha doğrusu kötülükleri insanlardan uzaklaştırmış, kimseye zararı dokunmayan insanlara.
Tuba limen amile bi ilmihi ve enfaqa'l fadle min malihi. İlmiyle amel eden, haramdır bildiklerinden kaçınan ve faziletli olduğuna inandığı şeylerin peşinden koşan ve malından ihtiyacı olanı kullanıyor. Gelecekte ihtiyacı olduğunu düşündüğünü saklıyor ama fazlasını da harcıyor. Ahiret sermayesi olarak bunu harcamalıyım diyebilen insanlara ve emsekel fadle min kavlihi, konuşurken de gevezelik yapmayan, fazla konuşmaktan kendisini men eden, konuşmalarını kontrol altına alan insanlara müjdeler olsun diyor sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okunmuştur, sohbetimi şu şekilde bitirmiş olayım. Dersimizin konusu mütevazı olmak, yani alçak gönüllü olmaktır. Allah Celle ve Ala Hazretleri ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevna, Rahman Teala'nın sevgili kulları yeryüzünde yürürken mütevazı yürürler diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahfiz cenâhike limen ittebâke minel müminin, sana tabi olan müminlere tevazu kanatlarını ger diyor. Tevazu kanatlarını ger diyor. Dolayısıyla aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'e tevazu emrediyor. Kendisi de diyor ki Allah bana ve bize tevazu emretmiştir, alçak gönüllü olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifleri beraberce dinledik. Ayet-i kerimelerinde müzakeresini yaptık. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bir nefis muhasebesine ihtiyacımız vardır. Nedir o nefis muhasebesi? Tevazu'nun zıttı kibirdir. Tevazu'nun olmadığı yerde kibir vardır. Kibir olan kalpte Allah sevgisi yoktur. O kalpteki kibiri Allah sevmediği gibi kalbi ve kalbin sahibini de sevmez. Kalbinde kibir olduğu halde ahirete intikal eden, o pislikten temizlenmedikten sonra cennete de giremez. Allah'ın Celle Celaluhu insanlarda hiç sevmediği huy kibir huyudur. Çünkü bir damla meniden yaratılmış insanın sonu da böceklere yem olacak insanın kibirlenme hakkı asla olamaz. Evet, dersimizin özeti budur. Mübarek üç ayların birincisindeyiz, Recep-i Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bu ayı ayık ve uyanık bir şekilde değerlendirmeyi her birimize nasip eylesin. Dün akşam Regaib gecesiydi. Rabbim her birimizin affına, mağfiretine vesile eylesin. Ramazan-ı Şerif'e de sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yetişmeyi Rabbim nasip eylesin. Kıymetli dostlar, geçen hafta da ifade etmiştim. İlçemizde hemen komşu camimiz Yeşilçimen Camisi'nde hem caminin takviyesi yapılıyor hem de 100-150 arasında 4-6 yaş grubuna, öğrencilere merkez oluşabilecek, eğitim yeri oluşabilecek bir yer hazırlanıyor. Burayla ilgili de efendim aşağı yukarı her ay bir 100.000 TL orasını yapanlara ödeme yapılacak diye de sözleşme yapıldı. İyi ki bu takviye yapıldı, gerçekten uygun değildi. Ufak bir deprem olsaydı Allah muhafaza tehlike olabilir idi. Cenab-ı Hak deprem gibi felaketlerden bizleri muhafaza eylesin. İstanbul ile ilgili siz benden daha fazla biliyorsunuz. Efendim enerjinin biriktiğini 7.2 şiddetinde enerjinin biriktiğinden bahsediyorlar. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak yürü derse sıkıntı olur. Yürü deyip dememesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Bir deprem felaketi yaşadık, ne kadar zordu, Allah o günleri bir daha göstermesin. Zaten ülkemizi rahat bırakmak istemiyor küffar. Hep üzerimize doğru geliyorlar, bizim güçlenmemizi, kuvvetlenmemizi hiç hazmedemiyorlar. Korkuyorlar ki Türkiye güçlenirse, kuvvetlenirse, efendim İslam ülkeleri hepsi buna bağlanır, Osmanlı ruhu yeniden geriye döner diye korkuyorlar, ötleri patlıyor. Ve dolayısıyla ellerine ne kadar, eteklerinde ne kadar taşları varsa bunları dökmeye çalışıyorlar. Rabbim şerlerinden emin eylesin. Rabbim şerlerinden emin eylesin. Kıymetli dostlar, biz bir taraftan kendi işimize bakacağız. Nedir kendi işimiz? Gençlerimizi imanlı, Kur'anlı yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Buna ciddi ihtiyacımız vardır. Burada 2002 senesinden beri siz dostlarımızla beraber seferberlik ilan ettik. Ne seferberliği ilan ettik? Talebe yetiştirelim dedik. Allah hepinizden razı olsun. Siz de bu işe evet dediniz. Burada, Esenler'de, Bahçelievler'de, Kayabaşı'nda, Sarıyer'de efendim açtığımız kurslarla beraber yüzlerce öğrenciyi ehl-i Kur'an olarak yetiştiriyoruz elhamdülillah. 4'ten 5'e geçen öğrenciler, 8'den 9'a geçen öğrenciler,
üniversiteye varıncaya kadar devam eden öğrencileri ehli Kur'an olarak yetiştirme mücadelesini sizinle beraber yürütüyoruz. Şu anda inşaatı devam eden Küçükçekmece'deki inşaatı tavsiye ederim. Ömer Çetinsel Camisi'nin yanında gittiğiniz zaman kocaman bir inşaat göreceksiniz. Geçen de emekli bir müftü efendiyle ziyarete gittik. Görür görmez şaşırdı. Hocam dedi, burası üniversite yapalım dedi yani. Burası üniversite ancak olur. İstanbul'umuzun en mükemmel, en güzel, en büyük Kur'an kursu orada oluyor. Uzaktan bay bay yapmayalım. Bu müessese kısa zamanda bitmelidir inşallah. Şu anda dış cephesinin sıvası yapılıyor. Efendim, burası olmalı ve bitmeli. Öğrenciyle dolmalı ve taşmalı. Müesseselerimizin hepsi dolmuş ve taşıyor. İnşallah bu sene veya önümüzdeki sene Bahçeli Evler'de 150-180 kişilik bir kursumuzda hizmete açılmış olacak. Bütün bunların temelinde siz varsınız. Sizin dualarınız vardır ve katkılarınız vardır. Bu hizmetleri de unutmayalım. Allah da bizi unutmayacaktır. Rabbim Celle Celaluhu her türlü maddi ve manevi sıkıntılarınızı izale eylesin. Helal, bol bereketli kazançlar yanında cömertliğiyle beraber ilave eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.